Bana aittir. Patent mi bu iş? Gövdenin yükselsi değil bu ya. Bu jürinin üstünde bir makam yok mu? Kızınız popstar yarışmasına katıldı. Ne var senin, bir sıkıntın var? Heyecanlandım. Savaş, Bayhan'ın el hareketlerinin patentinin kendisine ait olduğunu iddia etse de jüriyi buna pek ikna edemedi. Bazı yarışmacılar jüri karşısında elendiklerini duyduklarında ağlamamaya çalışsalar da dışarı çıktıklarında gözyaşlarına hakim olamıyorlardı. Bunlardan biri de Merve'ydi. Korsan. Fırtınam, felaketim, hasretim. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Şarkı söylerken ellerini sürekli böyle yapıyorsun. Gitar mı çalıyorsun? Gitar değil de şimdi... moda o şimdi galiba. Moda değil. Ben size, aslında bu işin patenti bana aittir. Ne? Bu işin patenti bana aittir. Patent mi bu iş? Yani patent, ilk, yani ben normalde şarkı söylediğim zaman ne bileyim, kendimden geçiyorum. Deniz Hanım. Peki mikrofon kullansan nasıl yapacağım bunu? Efendim? Mikrofon kullansan nasıl yapacağım? Tek elinle yapacağım. Böyle tutarım, böyle söylerim. Fark etmez yani. Patent. Yani bunu yapamazsan söyleyemiyor musun? Efendim? Bunu yapamazsan. Hakikaten yani istem dışı hareket. Bak hakikaten yani dürüst. Bir bay hangi birlik geldi bana böyle? Yani de. Tamam birlik gelebilir ama hani dediğim gibi o hareketin yani patenti bana ait gibi bir şey. Artık bunun da mı patenti var? Artık. Ben de ayak parmaklarımı oynatıyorum. Yok yani ben normalde söylüyorum, diyorlar işte bayan gibi yani ellerini oynatıyorsun falan. Aslında benim kimseyi taklide şeyim yok yani, ben normal İslam dışı hareketler... Başka bir parça hareketler... söyler misin? Sizin parçanızı söyleyebilir miyim İbrahim? Fark ben? Etmez, kimin söylersen söyle bizim için. Babayım, sana ömrümü verdim. Babayım, sana senden çok sevdim babayım, babayım, ah babayım. Bayırlar geçmesi gerekiyor. Evet. Evet tabii. Korsan Savaş. Ne yazık ki buraya kadar. Oğlum. Yolun açık olsun. Oğlum, sağ ol, şükür ettim. Popstar'a veda ettim. Hepinizi öpüyorum. Kaldım. Sağ ol.